Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle Türkçe ders kitabında üçüncü tema olan Milli Mücadele ve Atatürk temasındaki Atatürk ve Çocuk adlı metni, dinleme metnini işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, resimde ne görüyorsunuz arkadaşlar? Atatürk ve çocuk. Evet, yanlarında bir ağaç. Atatürk çocukla konuşuyor. Çocuk sanki ona bir şeyler gösteriyor gibi. Evet, yanında da bir su birikintisi var sanki. Acaba ne anlatıyor? Ben merak ettim. Öyleyse hadi hep beraber bu merakımızı giderelim. Evet. Geçmeden önce başarılı olmak için ne yapmalıyız arkadaşlar? Bunu metni dinledikten sonrasında öğreneceğiz. Hazır mıyız? Evet. Haydi bakalım. Dedik, resmi dikkatlice incelediğimizde ne anlattığını tahmin ediyorduk. Evet, Atatürk ve bir çocuğun bir konu hakkında konuştuğunu görüyoruz, değil mi arkadaşlar? Evet. Benim düşüncem bu şekilde. Bakalım ne anlatılıyor. Atatürk ve çocuk. Atatürk Çankaya'daki evine dönerken yolun kenarında oynayan bir çocuk gördü. Çocuğu bir müddet seyrettikten sonra yaklaşarak omzundan tuttu. Çocuğa "Köprüyü şuraya yapsana. Karıncalar daha rahat ve kolay geçerler." dedi. Çocuk "Önce öyle yaptım ama yine de hep şu tarafa doğru gidiyorlar. Nedense benim köprümden geçmiyorlar." dedi. Atatürk "Bak yavrum, karıncalar yakın olan yoldan geçmek istiyorlar. Sense yollarını uzatıyorsun. Şuradaki su birikintisini toprakla doldur. Bu çubukları da buraya yerleştir. O zaman karıncalar senin istediğin yerden geçerler." Atatürk'ün söylediğini yapınca karıncalar köprüden geçmeye başladılar. Bunun üzerine Atatürk çocuğa "Karıncalar için zaman ve çalışmak çok önemlidir. Başarılı olabilmek için kısa, güvenli ve yararlı yollar seçmelisin." dedi. Kısa, güvenli ve yararlı yollar. Şimdi gelelim eşleştirmeye. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Resimleri birbirleriyle eşleştiriyoruz. Birinci kelimemiz neydi? Müddet zaman. Zaman demek, müddet demek saati de içerdiğinden dolayı. Birinci resmimiz neymiş? Evet, saat olan görsel. Köprü. Nehirlerin üstünden geçmemizi sağlayan köprüler. Evet. İkincisi de burada. Su birikintisi. Evet. Yerde mavi bir şey görüyorum sanki, değil mi arkadaşlar? Üçüncüsü de burada. Dördüncüsü karınca. Karıncayı bilmeyen yok. Beş. Evet, yolumuz. Altıncısında da toprak. Evet. Şimdi dinlediğimizi anlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Dikkatlice dinlemeye çalışıyoruz demiştik, değil mi? Evet arkadaşlar, çocuk nerede oyun oynuyordu? Evet. Haklısınız arkadaşlar. Atatürk'ün Çankaya'daki evinin bahçesinde oynuyordu arkadaşlar. Öğretmenim yetmedi. Vallahi inanın arkadaşlar, benim de diyebileceğim bir şey yok. Maalesef az bir yer bırakmışlar. Özellikle sonraki bölümlerde daha çok sıkıntısını çekeceğiz. Karıncalar neden çocuğun yaptığı köprüden geçmiyor? Tabii ki de su birikintisi olduğu için geçemiyorlar arkadaşlar. Atatürk çocuğa köprüyü nasıl yapmasını söylüyor. Şu cevabı verseniz de kabul ederim. Sağlam yap. Bunu da kabul ederim ama benim cevabım şu oldu. Su birikintisinin toprakla doldurup üzerine çubukları koymasını söylüyor. Evet arkadaşlar. Bizim cevabımız buydu. Doğru cevap aslında bu. Atatürk'e göre başarılı olmak için ne yapmalıyız arkadaşlar? Çalışmalıyız. Evet, çok güzel. Olmuyor. Denemekten vazgeçme. Dene, dene, dene. Durmadan denersen en sonunda başaracağına emin olursun. Evet arkadaşlar, çalışmalı ve denemekten vazgeçmemeliyiz. Şimdi geliyoruz şu balonlarımıza. Oh, boşlukları dolduracağız.
Boşlukları doldururken dikkat edeceğimiz şey üst taraftakilerden uygun olanı koymak arkadaşlar. Onun için gözümüz hep üstte olsun, tamam mı? Karıncalar için ne çok önemlidir? A sorusunu soruyoruz. Karıncalar için su birikintisi. Yok. Alakası yok. Karıncalar olmadı. Zaman ve çalışmak. Evet, kesinlikle doğru söylüyorsun arkadaşım. Öyleyse zaman ve çalışmanın üzerine çizelim ki bir kere daha onu görmeyelim. Atatürk dönerken yolun kenarında oynayan bir çocuk gördü. Nereden ya da nereye dönerken karıncalara mı dönmüştü Atatürk? Müddet mi dönmüştü? Su birikintisine mi dönmüştü? Hayır. Çankaya'daki evine dönmüştü arkadaşlar. Devam ediyoruz. Atatürk'ün söylediklerini yapınca köprüden geçmeye başladılar. Su birikintisi mi köprüden geçmeye başlamış? Hayır. Ha, bu arada bu üzerini çizelim dedik ya. Su birikintisi değil. Öyleyse evet, karıncalar köprüden geçmeye başlamışlar değil mi arkadaşlar? Üzerini çiziyoruz. Öğretmeniniz gibi unutmuyorsunuz, tamam mı? Şuradaki toprakla doldur. Ne toprakla doldur? Neyi toprakla doldur? Evet. Su birikintisini toprakla doldur. He. Öğretmen, bir tane kaldı. Tabii, evet. Bir tane kalacak zaten. Hepsi bitecek en sonunda. Çocuğu bir seyrettikten sonra yaklaşarak omzundan tuttu. Müddet arkadaşlar. Müddet ne demek öğretmenim? Belirli kısa bir zaman aralığı arkadaşlar. Müddet. Arapça bir kelimedir. Evet, onu da üzerine çiziyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Sözlüklerimizin bazı harfleri eksik kalmış. Adamlar yazmayı unutmuşlar. Biz cevap verelim. Evet, Türk. T harfi. Ya da T. Çınka. Ama burada ben bir şey öğrenmiştim. Sanki bir köşkün ismi var. Evet. Çankaya. Ha. Bir tane hayvan var. Ka-ın-a. Kar. Evet. Bir tane daha harf alayım. Karınca. Zaten bitti. Allah. Bu ne olabilir? Şöyle bir tane harf. Evet. Başarılı. Baş ağrılı. Yok. Başarılı. Evet. Çağış ak. Çağış ak. Ne olabilir? Bir tane harf alabilir miyim? Alabilirsin canım. Çalış. Emak öğretmenim. Çalışmak. Kesinlikle oğlum. Kesinlikle kızım, harikasın. Şimdi en güzel işlemlerden bir tanesini yapıyoruz. Ne bu? Tabii ki de bulmaca. Evet arkadaşlar. Bulmacaları yaparken dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi başı ya da sonuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. O başındaki ve sondakileri yatay veya dikey olarak görmeye çalışacağız. Dikkat edin. Bazıları yatay, bazıları dikey çıkıyor. Şimdi köprü kelimesine şöyle bir bakalım. Biraz aşağılara doğru git. Evet. Köprü orada. Peki ya çocuk? Biraz bir tık yukarısı. Evet, aynen. Aynen öyle. Aferin sana. Peki Atatürk öğretmeni görünmüyor. Biraz daha böyle bir dikey bir şekilde üst taraftan bak. Ya bak işte. Ha, burada. Evet. Karınca. Karınca kararınca. O da hemen yanınca. İki satır sağına. Öğretmenim, ha şurada buldum. Evet, aferin sana. Peki yol. Yol. Öğretmenim, bana kopya verme. Ben kendim bulurum ya. Evet, yol burada. Zaman da hemen şu yukarıda oldu. Evet, başarı. Evet, her şey karışıyor birbirine. Başarı da gelsin. Çalışmak da en sonda, en solda. Evet. Aferin arkadaşlar. Devam ediyoruz. Karıncaların geçmesi için bir köprü yapacaksın. Hayal et. Resmet. Ben kolay bir şey yaptım ve bir tane şekil yaptım. Bu kadar basit. Üzerine çocuklar da yapabilirsin. Çok güzel bir şey olur valla. Evet, devam ediyoruz.
Şimdi bilmece, bildirmece, el üstünde kaydırmaca oynayacağız arkadaşlar. Bilmecelerde nedir arkadaşlar? Bize soru sorarlar ve o sorunun bir tek cevabı vardır. Onu buldurmaya çalışır arkadaşlar. Bilmemizi sağlar. A sorusuna gelecek olursak. Yurdumuzu kurtaran, Türkiye'yi kuran, en büyük Türk, en büyük komutan ve 1881'de doğan. Ondan sonrasında Kurtuluş Savaşı'nın baş kahramanı. Kimdi arkadaşlar? Atatürk'tü öğretmenim. Harikasın. Kırmızı içinde beyaz. Ayı var, yıldızı var. Dalgalanır gururla gökte sonsuza kadar. Evet, ne diyorduk? Ezan dinmez, bayrak inmez arkadaşlar. Evet, kırmızı içindeki beyaz, içinde hilal ve yıldızı olan bayraktı arkadaşlar. Havasının, suyunun ayrı ayrı tadı var. Şu kocaman yurdumun türkü gibi adı var. Neydi bizim yurdumuzun adı? Türkiye öğretmenim. Harikasın arkadaşım. Kesinlikle öyle. Sen de bir bilmece yazacaksın. Ne oldu ya, bir anda gitti. Bir bilmece yazacaksın. Ve altta da böyle cevabını küçük bir şekilde yazacaksın. Bana fotoğrafını atarsın artık. Devam ediyorum. Senin ellerinden öper bunlar. Ama dikkat et, bu şiiri ezberlemeye çalış. Bence güzel bir şiir. Ne diyor? 1881'de doğdu Selanik'te. Babası Ali Rıza, annesi Zübeyde. Kim? Başlıktaki adam. Kim diyor onun ismi? Atatürk. Ülkesinin uğruna savaştı cephelerde. Düşmanı yurttan attı milletiyle birlikte. Kim? Atatürk. Evet. Şu aşağı tarafa aynısından bir tane yazarsın artık en güzel yazınla. Olur mu? Evet arkadaşım. Bak, 12 dakikamız bitti. Gelecek sefere inşallah seninle en güzel şekilde tekrardan buluşmak üzere. Şimdilik Allah'a emanet ol. Hayırlı günler diliyorum sana.